Bu Charlie. Türkiye'nin en kıllı kahramanı. O bir Amerikalı. Sanal ailesine Amerika'daki rahmetli amcalarından miras kalmış. Charlie evin neşe kaynağı. Hem çok uyanık hem de çok çapkın. Herkes ona bayılıyor. Bu Talat Sanal. Evin reisi. Charlie'nin kuzeni oluyor anlayacağınız. Evine çok bağlı. Karısına ve çocuklarına aşık. Mükemmel bir baba. Bu Nalan Sanal. Evin tek aklı başında üyesi diyebiliriz ona. Siz bakmayın az önce Talat evin reisi dediğime. Gerçek reis Nalan Hanım oluyor aslında. İki çocuklu, işi hiç bitmeyen, evi çevirmenin dışında bir de bütün gün Charlie ile uğraşıyor zavallı. Bazen ona kızsa da aslında o da Charlie'yi çok seviyor. Bu Afakan, kımıl zararlısı. Nalan'ın kardeşi. Kayınbiraderi. Aynı zamanda sanat ailesinin yeni karşı komşusu. Talat ondan nefret ediyor. Çünkü Afakan'ı çevirdiği her dolabın sonunda Talat'ın da başı yanıyor. Bu Tarkan. Yani Afakan'ın ev arkadaşı. Nispeten düzgün bir çocuk. Terbiyeli, çalışkan, güzel bir işi var, bir geleceği var. Ne yazık ki körle yatan şaşı kalkar misali Afakan da yavaş yavaş onu kendine benzetiyor. Bu Cille Naz. Apartmanın sarışın çıtırı. Hem Charlie hem Afakan aynı anda Cille Naz'a aşıklar. Cille Naz salak mı yoksa salak taklidi mi yapıyor? Biz bunu anlayamadık. Belki siz anlarsınız. Bu Pamuk dünyanın en bahtsız kızı. Çünkü Afakan'a deli gibi aşık. Ama Allah'tan Afakan'ın bundan haberi yok. Ve bunlar Sibel Can'la Nurcan. Evin iki küçük yaraması. Charlie'nin en yakın arkadaşları. Onlar Charlie'ye bayılıyor. Şimdi geçin televizyonun karşısına. Charlie iş başında başlıyor. Eminim siz de Charlie'ye bayılacaksınız. Nalan ne olur bırak ya. Bugün Türkiye'nin bütün illerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temsilciliklerimizde geç saatlere kadar oynayarak ve bütün gün keyif yaparak kutlanan çok özel bir gün ya. Ya bugün pazar ya. Ne olur bırak uyuyayım ya. Saçmalama, saçmalama. Uyumak yok. Kalk. Uyumak ne zamandan beri saçmalık sayılıyor ya. Hem ben de insanım. Benim de canım var ya. Hadi. Uyumak, rüya görmek, horlamak, gerinmek. Böyle uykunun en güzel yerinde kalkıp çişimi yapmak. Sonra tekrar yatağa dönüp kaldığım yerden uykuya devam etmek. Böyle kolumu yastığın altına sokup kaşınan burnumu yastığa sürterek böyle kaşımak. Ve en güzeli de böyle yorganın en büyük kısmını kendi üzerime doğru çekmek benim de hakkım ya. Ya ne olur bırak uyuyayım ya. Bugün pazar ya. Çıkınlı çocuk kadar bile olamıyorsun ya. Bravo yani. Utan bence. O bir maymun karıcığım. Onun bütün yaşam tarzı böyle hoplamak ve zıplamak üzerine kurulu biliyorsun. Şahane dur. 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 Aa, bu kumandayı da kırdın abicim ya. Aa, senin yüzünden her gün eve ekmek alır gibi televizyon kumandası alıyoruz ya. Artık köşedeki televizyon tamircisi. Talat abi siz bu kumandaları ne yapıyorsunuz abi? Yiyor musunuz yoksa ne yapıyorsunuz diye benimle kafa bulmaya başladı. Haberin var mı senin? Şuna bak. Biz onu insana benzeteceğimize o bizi maymuna çevirdi. Nasıl o bizi maymuna çevirdi? Ama neyse boş ver. Ya karıcığım. Kargaların bile kahvaltıyı pas geçip böyle direkt öğle yemeğine uyandıkları bir günde bizim ne işimiz var yani böyle parklarda koşularda filan ya. Yani senin bize yaptığın bu eziyeti 2. Dünya Savaşı'nda esirlere bile yapmadılar. Tartışma bitmiştir.
Hemen ayakkabılarını giyiyorsun ve 4 dakika içinde kapının önünde ısınma hareketlerine başlıyorsun. O kadar. Yoksa ne yapacaksın karıcığım? Aslanlara falan mı atacaksın? Atakan dururken aslanlara ne gerek var? Söylediğim gibi tam 4 dakikan var. Aa, hatta biri bitmiş bile, hay Allah. Tamam bak, giyiyorum ayakkabılarımı işte. Aferin benim evimin direğine. Hay Charlie. Hani ne olursa olsun direniyorduk Nalan ablana. Hani geceliğin böyle bir ara çaktırmadan bizim odaya girip saatin alarmını kapatıyordun ha? Ne oldu? Parktaki kızların bacaklarına bakacağım diye 2 dakikada sattın değil mi davayı? Seni gibi kırmızı coşku seni. Evet, ben hazırım, hadi bakalım. O zaman ben de hazırım. Evet. Talat. Evet. Efendim Sabah Yıldızı. Dinliyor musun? Ay. Dün gazetede okudum. Birkaç gün önce akıl hastanesinden çok azılı bir deli kaçmış, biliyor musun? Ciddi mi söylüyorsun karıcığım? Evet. Nasıl kaçmış peki? Gece yarısı herkes uyurken yatak çarşaflarını birbirine düğümleyip ip yaparak yatakhanenin penceresinden aşağı sarkıtmış kendisini. Vay be. Adamcağız o kadar da deli sayılmazmış yani. Orasını bilemem. Ama şu anda bütün polisler üstünde pijamayla dolaşan o deliyi arıyorlarmış. Ay. İnşallah kimsenin başına bir iş açmadan bulurlar zavallıyı. Hadi gidelim de bir an önce bitsin bu işkence. Talat. Efendim sanat güneşim. Aman sabah güneşim. İstersen o üzerindeki pijamayla çıkma sokağa. Ne? Allah korusun, parktaki polisler seni deli sanıp götürmeye kalkmasınlar diyorum. Pardon hayatım. Hiç farkında değilim. Uyku sersemliği ya, işte. Ya. Bir saniye, ben hemen geliyorum. Aslında şu dünyada biraz deli olmak akıllılık sayılır değil mi? Yok yok. Bence bir pazar sabahı için fazla ağır oldu bu. Değil mi? Evet. Hayır. Hayır. Bugün pazar. Ben bugün parkta koşmaya falan gelemem. Ya ne olur bırak kolumu ya. Ya ne olur bırak uyuyayım ya. Bugün pazar. Bugün pazar diyorum. Hayır. Hayır bırakın beni. Hayır. Hayır. Parka götürmeyin beni. Hayır. 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 Kabusmuş. Ben de dedim ne oluyor ya. Şuraya bak. Şuraya bak. Kanter içinde kalmışım. Oh. Allah'ım. Ay bir pazarımız var şurada. Onda da parkta koşmaya gidecekmişiz. Yok artık. Yok artık. Evet. Macera devam ediyor. Susuyoruz. Ve uykumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Afakan. Afakan hadi kalk bir tanem. Kalk. Parka koşmaya gidiyoruz. Yine aynı kabus başladı işte. Afakan. 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 Afakan hadi artık. Aa, kalk. Parka geç kalıyoruz. Niye karıcığım, park bir yere mi kaçıyor yoksa? Ya Nalan, niye illa sabahın köründe koşuyoruz ya? Ne bileyim ben, öğleden sonra akşam üzeri koşunca ne oluyor sanki? Park küsüyor mu anlamıyorum ki ya. Bakıyorum da iyice uyandın sen ha? Hayır karıcığım. Ben hala uyuyorum ve çok kötü bir kabus görüyorum. Ya beni oklava zorla yataktan kaldırıp parka koşmaya ve sürünmeye götürmeleri bir kabustan başka ne olabilir ki yani? Çok konuşma. Söz verdin. Her pazar sağlıklı yaşam için koşacağız. Ya onun yerine sağlıklı yaşam için biraz uyusak ne güzel olur aslında. Afakan. Yakışıklı kardeşim. Bak enişten çoktan uyandı. Ay 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 ay, kapıyı kırıyor galiba. Talat
gel sen de yardım et. Parka gidip koşacakmışız. Afakan! Yok artık. Ya şu kabuslar da bazen çok saçma oluyor canım. Afakan! Korkma bir tanem. Sadece 15-20 tur koşup geleceğiz. Oha! 15-20 tur mu? Afakan! Böyle kabus olur mu abicim ya? Afakan! Dedemin bütün bıyıkları adına. Parka geç kalıyoruz. Aç şu kapıyı da yüzüne su çarpalım biraz hadi. Yok yok. Kesin mi kabus bu? Bak bak ben uyuyorum bak. Hop. Afakan! Ne oluyor abicim ya? Ne oluyor ya? Ha bari pazar günü rahat verin de uyuyalım ya. Bak sinirlenmeye başlıyorum haberin olsun. Afakan ziyaretçim var oğlum. Kalkıp açsana şu kapıyı ya. Ziyaretçi falan yok abicim. Ziyaretçi falan yok. Bu bir kabus sadece. Ne? Senin benim kabusunda ne işin var abicim? Ne diyorsun abicim ya? Afakan bana bak. Yeminimi bozmak üzereyim ona göre. Kabus falan yok abicim. Basma ya. Nalan abla kapıyı çalıyor işte ya. Dur Tarkan aç, açma. Afakan. Niye? Açarsan yanarız abicim. Ya Afakan ne yanması ya? Açıp bakalım da Nalan abla ara versin şu kapıyı kırma çabalarına. Ne? Ara versin de kaldığımız yerden uykumuza devam edelim abicim ya. Saçmalama oğlum. Hala göremiyor musun bizi kapının arkasında bekleyen tehlikeyi? Bizi kapının arkasında bekleyen tehlikeyi mi? Afakan. Ablam bizi parka koşmaya götürmeye gelmiş oğlum. Şimdi 3 saniye içinde açmazsanız elmalı turtamı rüyanızda görürsünüz. Allah! Ben dedim oğlum sana bu bir kabus diye. Ben saklanıyorum abicim. 2 Ne? Nalan abla beni sorarsa Tarkan dün gece eve hiç gelmedi de. Ya da sabah erkenden kalkıp kiliseye falan gitti dersin tamam mı? Dur oğlum. Uydur abicim bir şeyler işte. Tarkan gel lan buraya. 3 Afakan Tarkan. Siz bittiniz oğlum. Siz bittiniz. Aa, abla, sen neden öyle sabah sabah dünya zile basma rekorunu deneyen ya? Hiç numara yapma. Çabuk eşofmanlarını giy, çabuk. Ya ablacığım, bakkala böyle ekmek almaya falan mı göndereceksin? Hayır, seni parka götürüyorum. Koşma ya. Aa, ciddi mi söylüyorsun? Bu ne kadar güzel bir fikir. Dur, dur. Hemen giyinip geliyorum ablacığım. Bekle. Bu defa ben rüya görüyorum galiba. Görmüyormuşum. Charlie. Charlie hadi uyandır Talat abini. Bak Afakan da geliyor. Hemen gidiyoruz. Hadi oğlum. Charlie, sen bittin oğlum, sen bittin. Ben sana sorarım. Tamam ablacığım, ben hazırım. Hadi bir an önce gidip şöyle 20-30 tur atıp gelelim. 20-30 tur mu? 20-30 tur. Ondan sonra da ağaçlara tırmanıp biraz kozalak toplarız. Değil mi enişteciğim? Kozalak mı toplarız? Dönüşte de arka bahçede eriye dalarız. Dün baktım en tepesindekiler yavaş yavaş olgunlaşmaya başlamışlar bile. Gel bakayım sen. Uzat kafanı. Ne oldu? Ne oldu? Ya, hiç morluk falan da yok. Ne? Sen tam olarak nereye çarptın kafanı bakayım? Yok ablacığım. Hiçbir yere çarpmadım. Senin bu enerjik ve yaşama sevinci dolu halin sonunda bana da geçti. Bak buna çok sevindim. Hadi hadi bakalım gidiyoruz hadi. Hadi abla. Abla. Efendim canımın içi. Sence bu ekonomik kriz ne olacak sence? Dolar da 1 milyonu geçti. Yakında her şey düzelir herhalde. Hadi hadi gidiyoruz hadi. Şey bu aralar benzine acayip zam gelecekmiş diyorlar. İster istemez bundan şekere, tüp gazdan elektriğe her şey pahalılaşacak. Öyle mi? Abla. Sizin kiranız dolar üzerinden değil miydi? Hatırlatma, geceleri uykum kaçıyor zaten. Öyle mi? Oha, harika işte. Harika mı? Yani vah 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 çok üzüldüm yani. Ya Talat, sahiden biz ne yapacağız bu kirayı dolarla ödeme işini? Yapacak bir şey yok karıcığım. 2 gün önce ev sahibimiz Ateş Bey'le karşılaştım ve ona kirayı Türk lirasına çevirmeyi teklif ettim. Ne oldu? Dün sabah işe giderken bahçede karşılaştım ve...
Adam hala gülüyordu. Neyse hadi gidelim biz. Ya abla. Efendim. Canım. Bugün senin çamaşır günün değil miydi? Aa evet. Koşudan gelelim. Öğleden sonra hepsini yıkayacağım. Hadi. Dün akşam küçük suyumu yapmak için sizin banyoya girdim gördüm. Maşallah. Ne çok birikmiş sizin kirli çamaşırlarınız öyle. Çok mu birikmiş? Dağ gibi vallahi dağ gibi. Yani seni özel olarak kutlamam lazım ablacığım. O kadar çamaşırı yıka. Makineden çıkar. Selelere doldur. Ta balkona kadar taşa. Ufacık balkon. Az kurumasını bekle. Hepsini topla da teker teker ütüle. Çekmecelere diz. Çok ağır iş vallahi. İç mi felan geldi. Ne yapacaksın? Ev kadınlığı zor işte. Çok zor. Bu yüzden de her yaz şöyle güzel bir tatil hak ediyorsun ablacığım. Değil mi? Değil mi? Tabii bu sene bu kriz yüzünden tatile falan çıkabilirsek. Şimdi daha çocukların okul masrafları var. Sonra mutfak masrafları da neredeyse ikiye katlandı. Hayat çok ağırlaştı. Çok çok vallahi. Yani insan bunalıma girmemek için kendini zor tutuyor. Hele senin işin hepimizden zor karıcığım. Çocuklara bak, Charlie'ye bak. Çamaşır, bulaşık, ütü, temizlik. Yemek. Ya bu koşu işinden bugünlük vazgeçsek mi ne dersiniz? Niye ablacığım? Bak ne güzel gidip koşacaktık parkta. Hem de 20-30 tur. Yok ya benim keyfim kaçtı. Yatağa gidip uyumak istiyorum. Sen bilirsin ablacığım. Sen bilirsin karıcığım. Kalk. Hadi bakalım. Hadi gel. Sen bilirsin karıcığım, sen bilirsin. Ama siz bana bakmayın. Gidip koşun, gidin. Keyfinizi kaçırmayın, güzel bir gün. Yok, zaten sensiz boğazımızdan geçmez. Geçmez. Sensiz olmaz yani. İyi tamam ben gidip yatıyorum şimdi. Yat karıcığım. Allah rahatlık versin karıcığım. Sağ ol canım. Bakan. Efendim enişteciğim. Az sonra yapacağım şeyi bir gün yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Neymiş o enişteciğim? Gel buraya. Sen bir daha iyisin lan. Bunu bana ilk söyleyen sen değilsin biliyor musun enişteciğim? Üflü kanepe benim. Charlie gel oğlum tehlike geçti gel. Hadi sen de öyle biraz oğlum. Allah Allah. Kaldıramazsan kaldırırlar kaldır. Uyardığınız için teşekkürler. Bebek sahibi olmak istiyorum. Anne olmak istiyorum. Ne? Çok istiyorum. Bu sözler ünlü sanatçı Selma Salıncak'a ait sevgili seyirciler. Ben de diyorum ki ne diyor bu ya? Tarkan sonunda yurda döndü sevgili seyirciler. Hey yaşasın! Ünlü şarkıcı Sevda Güllüsesi hiç böyle görmediniz sevgili seyirciler. Hiç de görmek istemiyoruz zaten. Peçete, ceket, sandalye, cüzdan, don derken bu defa da tavernalarımızda havai fişek modası başladı sayın seyirciler. Ne? Ancak fırlatılan bütün havai fişekler tavernanın tavanına çarpıp geri düşünce kısa sürede bu modadan vazgeçildi sevgili seyirciler. Allah size akıl fikir versin. Başka ne diyeyim bilmiyorum ki. Ya aslında bunlara en iyi ceza hiç seyretmemek galiba. Beyefendi tam pazar keyfi yapıyorsunuz bakıyorum. Allah insanın bir pazar gününü evinde geçirmesi gibi bir şey yok hayatım. Her gün sabahın köründe işe git. Akşam yorgun argın eve dön. Birazcık uyu. Sonra yine kalk git işe. Yani insan yuvasının sıcaklığını özlüyor ya. En çok da seni özlüyorum. Biliyor musun? Dur yapma. Mutfakta bir sürü işim vardı. Dur. Şimdilik gitmene izin veriyorum bebek. Ne? Ama bir dahaki sefere bu kadar şanslı olamayacaksın. Bunu sakın unutma. Merak etme. Hiç aklımdan çıkmıyorsun ki. Çocuklar çıksın banyo sırası sende tamam mı? Tamam karıcığım. Ay Charlie bu banyo bana bayağı iyi geldi valla. Saatler olsun kızım. Sağ ol
Evet evet amca. Şahin sana da saatler olsun. Bak bir dahaki sefere ben senin sırtını keseleyeceğim ona göre, tamam? Nasıl yani ya? Oo, sıhhatler olsun. Sağ ol Nail abla. Hadi bakalım sıcak sıcak için şu çaylarınızı da üşütmeyin, tamam? Oh, al bakalım Charlie. Hadi gel. Gel biz içeri gidelim, doğru? Hadi. Ya karıcığım, sen dün bana cilvenaz artık bizim kızımız oldu. Yarın iki resim bir de nüfus cüzdanı getirecek, onu kütüğümüze geçireceğiz derken şaka yapıyordun değil mi? Ne diyorsun Talha? Gördüğüm kadarıyla cilvenaz yemek, su, tuvalet, televizyon izlemek gibi bizim evde karşıladığı ihtiyaçları bu defa da banyo olayını eklemiş de. Canım çok benleri bozulmuş. Siz de yıkanabilir miyim diye rica etti. Ben de tamam dedim. E ne yapsaydım? Git Galatasaray hamamında yıkan mı deseydim. Aa sen de. Neden olmasın? Eskiden herkes hamama gidiyormuş yıkanmak için. Talha, bu kız biraz salak biliyorsun değil mi? Biraz mı? Allah korusun. Kadınlar günü olup olmadığını sormadan içeri dalarsa ne yaparlar? Aa, sen hiç merak etme karıcığım. Bizim kıllı sapık yapmış zaten yapacağını. Ya ikisi beraber girmişler banyoya. Ne? Hatta Charlie cilvenazın sırtını sabunlamış galiba. Aman Allah. Aman Allah. Senin kıllarını fırçalaman bittikten sonra sen de benim saçlarımı örersin ha? Anlaştık mı Charlie? Cilvenaz. Efendim Nail abla? Soracağım sorunun cevabını duymak istemesem de sormak zorundayım. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Ay Nail abla, ben Charlie'nin kıllarını fırçalıyorum. Charlie de biraz sonra benimkileri fırçalayacak. Ama tabii ki benim kıllarım olmadığı için saçlarımı fırçalayacak. Saç kıldan sayılmaz tabii. Talan, onu demiyorum. Bak, bu fırçalama faslından önce içeride, banyoda... Ya beraber ne yapıyordunuz demek istedim yani. Ay sen de bir tuhafsın Nail abla. Banyoda ne yapacağız? Banyo yapıyorduk tabii ki. İkiniz aynı anda beraber mi yani? Evet. Anladım. O zaman annenlere söyle. Akşama Charlie'ye seni istemeye gelelim, olur mu? Ne? Niye alıyorsun sen bu kıllı sapığı banyoya? Yıllardır onlarca tecavüz girişiminden hiç mi ders almadın sen? Yok Nalan abla, merak etme, Charlie'nin gözleri bağlıydı. Ne? Gözleri bağlı mıydı? Tabii ki. Charlie bana hiç bakmayacağına söz verdi. Ama ben emin olmak için gözlerini bununla bağladım. İşte bak böyle. Bence yanlış bir yerini bağlamışsın ama neyse. Talak. Böylece Charlie beni hiç çıplak görmeden benim sırtımı sabunlamış oldu. Ver bakayım şunu bana, ver. Ver. Allah senin iyiliğini vermesin, şunu ne oldu Nalan abla? Rica etsem elinle bir sayı gösterir misin? Elimle bir sayı mı göstereceğim? Parmaklarınla, parmaklarınla. Ha öyle yani. Ben de diyorum elimle nasıl bir sayı göstereceğim. Tamam tamam, hemen gösteriyorum. E dört. Bilemedin. Ne? Ha? Bak Nalan abla, gördün mü? Eşarbı bağlayınca hiçbir şey görünmüyormuş. Say bakayım şu parmaklarını. Ne? Bunlar parmak ya. Say. Hadi. Bir, iki, üç, dört. Aha! Dörtmüş sahiden de. Ya ben aslında üç yapmak istemiştim ama olmadı işte. Dalgınlık işte. Eskiden pazar sabahları ne güzel kovboy filmi koyarlardı ya. Ya Tarkan, hazır mutfağa yakınsın. Rica etsem bana dolaptan bir bardak su getirir misin? Canım tamam. Kardeşim. Boş tepsi kaldırıldı sayın seyirciler. Uluslararası Basketbol Ana. Örgütü FIBA bugüne kadar pek çok mahalle arası basketbol maçında kavga çıkmasına ve maçın yarıda kalmasına neden olan, geçtiğimiz yüzyılın en önemli sorunlarından biri arasında gösterilen boş tepsi kaldırıldı mı yoksa kaldırılmadı mı kavgasına bugün son noktayı koydu. Ve yarın sabah saat 9'dan itibaren geçerli olmak üzere boş tepsinin kaldırıldığını açıkladı. Bu haber sokak basketbolcuları tarafından sevinçle karşılandı. Çok iyi olmuş valla. Al abicim al. Sağ ol Tarkan'cığım. Ya Tarkan, oturmadan benim dolapta
Dünden kalma bir hamburgerim olacaktı. Sana zahmet, orada kapıp getirsene canım kardeşim. E sen şimdi böyle yanımda yerken benim çeşitli organlarım şişmesin yani. Değil mi Tarkancığım? Olur olmaz abicim. Evet. Japonya'da toplanan bir grup bilim adamı bugün düzenledikleri basın toplantısında her gün 4-5 litre su içmenin insan sağlığı için çok faydalı olduğunu, ancak durmadan insanın çişinin gelmesinin çok sıkıntılı bir durum olduğunu ve hala bu soruna bir çare bulamadıklarını açıkladılar sayın seyirciler. Ne diyor bu ya? Al abicim, işte hamburgerin. Tarkan, ne yani? Ketçapı da getirmedin mi yani? Ne? Oğlum hamburger ketçapsız yenir mi oğlum? Bana abicim ya, az ya da kendine bir uşak tut. Ya sen varken ne gerek var Tarkancığım? Ne? Oğlum bir kıyak yapıyorsun, bari tam yap diyorum. Hay Allah'ım ya. Dolabın kapısında olacaktı galiba. Tamam abicim ya. Yaşasın, iki hafta elçi almama rağmen bozulmamış. Tarkan, hazır oradasın. Bir de bana kutu kola kapıp gelsene. Hadi yavrum. Bak. Hadi canım ya. Allah Allah. Ne oluyor oğlum orada ya? İşte dolap burada abicim. Sen hiç yerinden kalkma. Aklına ne gelirse söyle, ben sana veririm buradan. Al abicim, al işte. Güzel, aferin. Dön öbür tarafını da. Her tarafını iyice fırlamazsak eğer akşama başın ağrır sonra. Oh be. Aferin. Dünya varmış vallahi. Saatler olsun kocacığım. Sağ ol karıcığım, gel seni bir öpeyim bakayım, gel. Aa, Charlie'yi de öp ama. Sonra üzülüyor ama, hadi. Aslında bu kıllı sapa, bu en don paça halindeyken yaklaşmak pek akıl kâr değil ama. Hadi hadi. Gel bakalım buraya, gel gel gel. Ya Charlie, bu kadar kıl dökmeye nasıl hala kel kalmıyorsun abicim ya? Çok özel olarak helal olsun sana. Yine doldurmuş değil mi bu küvetin içini? Oo, hem de nasıl. Böyle kocaman bir yumak çıktı yine küvetin deliğinden ha. Valla yani biraz uğraşıp bütün o kılları böyle yün haline getirsek bana maymun yününden bir kazak örebilirsin karıcığım. Yine kıl dökme mevsimi geldi herhalde. Kıl dökme mevsimi mi? Yaza girerken arkadaşın kılları dökülüyor. Her yeri duvardan duvara kılla tüyle kaplıyor işte. Ha öyle yani. Ay, bak bak şu fırçanın haline. Sanki fırçalamıyoruz, tıraş ediyoruz. Bak şuna. Peki hiç ilacı yok mu bunun? Aa, geçen sene veteriner bir şurup vermişti aslında, evet. Bu şey gibi bir şurup. Nasıl? Kılları güçlensin, dökülmesin, yeni kıllar da kuvvetli çıksın diye. Evet. Ver o zaman şuna kaşık kaşık da böyle göz göre göre kel olana dönmesin çocuk ya. Mutfaktaki ecza dolabına koymuştum herhalde. Aa, sen devam edersin. Ha, tabii karıcığım. Evet, şimdi söyle bakalım. Şimdi kılları ortadan mı ayırıyoruz, yandan mı? Ya da böyle hepsini jöleleyelim, böyle hepsini geriye doğru tarayalım. Olur mu ha? Tarkan, sana da vereyim mi soda? Yok abicim yok, hiç zahmet etme. Ben canım isterse kalkıp kendim alırım. Sen bilirsin oğlum. Aslında böylesi çok daha iyi oldu biliyor musun? Ne? Ya oğlum böyle kapı açıkken ne güzel serin serin esinti veriyor buraya doğru. Yani havalar çok sıcak olunca buzdolaplığının yanında klima görevi de görebilir bu aslında. Klima mı? Air conditioning yani. Ne? Air conditioning. Senin bu esprilerin varken o dediğin şeye hiç ihtiyacın yok Afakan. Conditioner. Çalışayım ben biraz. Ah.
Tarkan, neyin var oğlum senin sabah sabah? Hiçbir şeyim yok abi, hiçbir şeyim yok. Yok yok, ben anlarım. Senin kafan bir şey atık. Boş ver. Bak, hala geçen gün diş fırçanla ayakkabılarımı fırçaladım diye bana kızıyorsan çok ayıp ediyorsun. Özür diledim, barıştık biliyorsun. Yok abicim, yok. Ben unuttum gitti o senin iğrençliğini. Ha, anladım. 126. sevgini seni terk etti diye ona üzülüyorsun galiba. Ne? Bu defa ne kadar sürdü yavrum? 3 gün, 2 gün, 6 saat. Bu defa ben onu terk ettim bir kere. O beni değil. Tabii. Ama yine de bu sinir bozukluğumun sebebi bu değil. Çoraplarımı senin özel saç şampuanınla yıkamama da kızmıyorsun herhalde. Çünkü senden izin almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ne? Almamış mıydım yoksa? Yanlış hatırlıyormuşum demek. Neyse. Tut. Oh. Evet. Vakticim ama. Hadi aç bakalım ağzını hayatım. Hadi canım. Hiç boşuna kafanı sallama. Bak, kel kalmamak ve bütün evi kıl tarlasına çevirmemek için bunu içmek zorundasın hayatım. Gel. Of. Ne oldu karıcığım? Ya içmiyor bunu. Niye? Ya tadı acı galiba. Bir baksana şunun tadına. Aman karıcığım. Sağ ol, şeytan doldurur. Şeytan mı doldurur, o ne demek şimdi? Yani Allah korusun, şimdi durup dururken kıldan adama, kurt adama dönmenin alemi yok. Kim bilir bizim gibi normal insanlarda nasıl etki gösteriyordur bu şurup. buldum. Hayır. Asla Afakan'ın üzerinde test etmene izin vermem, hayır. Ne kadar eğlenirdik aslında ya. Hadi yardım et de içirelim şunu, hadi ne olur. Tamam. Charlie. Bak sinirlenmeye başlıyorum ona göre. İç hadi. Artık şunu hadi. Charlie'cim sadece bir kaşık oğlum. Bak sonra herkesi kıskandıran canlı, sağlıklı, güçlü, parlak ve hacimli kılların olacak oğlum. Televizyonda şampuan ekranlarında öyle diyor ya. Hadi. Hadi. Bir kere de içiver şunu hadi. Hadi Charlie. Yok içmeyecek. Kesinlikle içmeyecek. Talat. Efendim sonsuz aşkım. Ya bebekken Sibel Can'a nasıl mama yedirdiğimizi hatırlıyor musun? Ne? Evet. Charlie. Hadi aç ağzını oğlum. Charlie. Bak nasıl uçuyor. Bak oğlum. Hadi aç ağzını. Dön aç ağzını. Bak hoppa. Bak. Charlie. Bak. Hoppa. Hadi Charlie. Bak. Hadi Charlie aç ağzını. Hadi. Bak. Hadi Charlie aç ağzını hadi. Hadi bak. Bak Charlie. Hadi Charlie. Bak. Benden günah gitti. İçmezsen içme. Ondan sonra da ben bir garip keloğlanım diye dolanırsın evin içinde. Demek ki Charlie şuruba değil kaşığa karşıymış. Ne? Charlie, kim öğretiyor size böyle her şeyi şişeden içmeyi bakalım? Ha? Afaka, hadi. Gel de başlayalım artık şu maçaya. Hemen geliyorum abicim biletini kesmeye. Hemen geliyorum. Hadi oğlum acele et ya hadi. Enerjimizi de aldık ne güzel. Süt içmekten daha güzel bir şey var mı şu dünyada? Var abicim. Yapma ya. Neymiş o? Sütü bardakla içmek. Ne? Ya Afakan hep şişeden içiyorsun sütü. Şişeden içmesene ya.
Allah insanlara bardak diye bir şey bağışlamış abicim ya. Tamam be doğru Ahmet, tamam. Bir dahaki sefere öyle yaparız. Hadi, hadi al al. Al. Sayı 1-0. 0-1. Afakan. Hayır abicim, çamurluk yok. En başta el sıkıştık. Kaybeden kazananın çoraplarını yıkayacak. Yok abicim, ben başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey mi söyleyeceksin? Ama önce bana doğru ve dürüst cevap vereceğine söz vereceksin. Tamam oğlum, söz veriyorum. Hatta sırf bu dürüstlüğümü sana ispatlamak adına sen sormadan ben itiraf ediyorum. Evet, her sabah senin o banyodaki parfümünle ağzını çalkalayan o gizemli kişi benim. Ne? Vallahi sen de dene bak. Diş fırçalamaktan çok daha iyi işe yarıyor vallahi. Yok, onu sormayacaktım da itiraf ettiğin iyi oldu. Hatta bir saniye, unutmadan ben gerekli tepkiyi göstereyim. Tabii oğlum, bu senin en doğal hakkın. Abicim, sen ne yapıyorsun ya? O parfümün bir şişesi kaç para sen biliyor musun? Hem parfümle ağız çalkalanır mı ya? Diş macunu diye bir şey icat etmişler abicim ya. Bitti mi? Bitti. Hadi oynayalım. E hadi. Oh. 2-0. Afakan, sence ben kel mi oluyorum abicim? Ne? Sence diyorum, saçlarım dökülüyor mu? Bu muydu abicim senin sabahtan beri canını sıkan şey? Evet abicim, buydu ya. Şuraya baksana ya. Buradan nasıl açılıyor yanlardan yanlardan bak. Daha geçen hafta burada saç vardı abicim ya. Saçmalama oğlum, senin öyle saçını filan döküldü yok. Sana öyle geliyor. Bana mı öyle geliyor? Oğlum senin alnın büyük yavrum, senin alnın büyük. Ne? Benim alnım mı büyük? Oğlum maşallah, arsandır vallahi senin alnından. Arsandır vallahi. Şuraya bak, 1, 2, 3, 4 karış vallahi. Ne? Dalga geçme ya. Dalga geçme de bir çare bul ya. Yakında kel bir ev arkadaşın olacak. Buldum. Yine ne buldun? Bak, senin getir kafanı şöyle pimpon masasına sürtelim, kıvırcım çıkartalım, geçer belki. Çok komik abi, çok komik. Komik tabii oğlum. Gülme ev arkadaşına gelir başına. Hiç sanmıyorum Tarkancığım. Benim dedem 96 yaşındayken böyle hala anneanneme saçlarını ördürtüyormuş, biliyor musun? Ne? Hem de böyle yanlardan çift at kuyruğu şeklinde böyle. Evet efendim, ben durumun ehemmiyetini çok iyi kavramış bulunuyorum. Siz hiç merak etmeyin, biz her türlü önlemi alır, asla sizin yüzünüzü kara çıkartmayız efendim. Hatta sırf bu yüzden Afakan'ı bizim alt kattaki depoya kilitlemeyi bile düşünebilirim efendim, biliyor musunuz? Ne? Çok iyi fikir mi? Yok yok, ben şaka yapmıştım aslında. Peki efendim, ben hemen herkese uyarıyorum efendim. İyi günler efendim. Saygılar, kendinize selamlar. Eşinize, eşinize selamlar demek istemiştim yani. Ama kedinizle gözlerinden öpüyorum ayrıca efendim. Nasıl özledik Afacan'ı. Bir gün getirseniz de mağazamıza böyle neşe katsa. Ha? Hani şu yerdeki parkeleri bir güzel çizse. Ne güzel olur değil mi efendim? Tabii. Bu defa şakayı yapıyorum efendim. Parkelerinize gözümüz gibi bakıyoruz efendim. Hepimiz sizi çok özledik efendim. Biz de sizin efendim. Biz de sizin efendim. İyi günler efendim. Saygılar efendim. Sağ olun efendim. İyi günler efendim. Efendim sağ olun efendim. Yalakalıklar efendim. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Mağaza sahibi. Ne istiyormuş yine? Bir alışveriş dergisi. Yakında İstanbul'daki bütün böyle kitap ve müzik mağazalarıyla ilgili bir yazı dizisi başlatıyormuş da. Ne güzel. Bedavadan mağazanın tanıtımı olur işte. Yok Pamukcuğum yok. Bu defa devenin ayağı öyle sandığın gibi değil ne yazık ki. Ne? Kazın ayağı demek istiyorsunuz herhalde. Yok, devenin ayağı demek istiyorum. Ne? Çünkü bu defa insana yok devenin nalı dedirtecek kadar bir durumla karşı karşıyayız. Aa, nasıl? Şimdi bu alışveriş dergisinin eleştirmen yazarları kılık değiştirip, hı-hı, yani kim olduklarını söylemeden teker teker bütün mağazaları dolaşacaklarmış. Ve mağazalara not vereceklermiş. Aa, ciddi misiniz? Ya, ve kötü buldukları mağazaları böyle dergilerde teşhir edip İnsanları uyaracaklarmış. Yok artık, devenin nalı. Yani çok affedersiniz Talat Bey. Yok yok, ben dedim sana. Anneciğim, bu adam deli mi?
Evet kızım, hem de zır deli. Lara kask. You can take your pills. Everything in five. Merhaba. Aa, çok affedersiniz efendim. Buyurun, siz de dinleyin biraz. Jennifer Lopez çalıyor. Hem ses olarak hem de memeser olarak ben acayip hastasıyımdır kendisinin. Bir de poposu çok büyükmüş diye iftira atıyorlar. İftira! Yani bana kalırsa Jennifer'dan iyisi Şam'da kayısı valla. Ben dinlemek istemiyorum. Hay. Siz bilirsiniz o zaman. Biz size neşe karaböcek versek. Sadece bensin galiba. Nasıl yani? Nasıl? Ben de sizinim galiba. İyi günler. İyi günler. Yine bekleriz. Bu da değilmiş demek ki. Ne oldu Talat Bey? Bulabildiniz mi şu gizli eleştirmenleri? Henüz bulamadım. Ama şu masa uyuştan acayip huylanıyorum. Aa, masa uyuştan mı? Evet. Dikkat ettim. Son 10 dakikadır çayından tek bir yudum bile almadan öyle etrafına bakınıyor. Az kalsın unutuyordum vallahi. Ay. Neyi az kalsın unutuyordun Pamuk? O masa üstteki adam var ya. Hmm. 10 dakika önce çayımdan kıl çıktı. Lütfen şunu değiştirir misiniz demişti. Ben unuttum. Yani Pamuk, boşu boşuna adamın günahını aldırıyorsun bana ya. İyi günler. İyi günler. İlla erkek olacak diye bir şey yok. Kadın da olabilir aslında. Hadi. Seni az önce dans ederken gördüm. Sen de bizden olmalısın. Yok vallahi. Ben sizin gezegenden falan değilim vallahi. Gezegen. Dur sakın beni yeme. Vallahi biz dostuz. Hep ben bütün Alien filmlerini seyrederken hep yaratığın tarafını tutmuşumdur vallahi. Çocuklar kadar yoldu ya. Anladım. Sizin orada hastaneye gezegen diyorsunuz demek ki. Hastane mi? Evet. Sen kaçalı ne kadar oldu? Nasıl? Nasıl ama? Ben de iyi gizlemişim değil mi kendimi? İmdat enişte, imdat! Enişte mi? Ne oluyor orada ya? Merak etmeyin Talat Bey. Afakan yine ağına düşürdüğü zavallı müşterinin bir tanesine zorla fıkra anlatıyordur kesin. Doğru ya. Lafa daldık. Afakan'ı depoya kilitlemeyi unuttuk. Görüyor musun? Ne? İmdat! Enişte diyor! İmdat! Ne oluyor abicim burada? Ha, enişte. Ne olur kurtar beni enişte. Evet. Ne olur? Yok. Bir şey olduğu yok efendim. Ben arkadaştan şuradaki CD'yi rica etmiştim. Birdenbire böyle abuk subuk bağırmaya başladı. Ya enişte bak, duydu mu? Ne diyorsun be? Kusura bakmayın efendim. Kendisi saf bir kımız ağrısı olduğu için arada sırada böyle kendini kaybediveriyor işte. Anlıyorum. Ya enişte. Merak etmeyin efendim. Ben şimdi onu hemen kafesine kapatıyorum. Siz hangisini de istemiştiniz? Şuradakini rica edeceğim. Şunu mu efendim? Buyurun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi bakalım Afakancığım. Uyku vakti geldi. Ne? Uyku vakti mi geldi? Siz de eğer satın almaya karar verirseniz o CD'yi güle güle dinleyin efendim. Sağ olun. İlginize teşekkürler. Rica sağ ederim. Sağ olun. İşte. Bak. Yine aynı şeyi yaptı işte ya. Bana bak. Bu kadar oyun yeter. Anlaşıldı mı? Zaten her yer... Yürüsene. Her yer müfettiş eleştirmen kaynıyor. Müfettiş eleştirmen yani. Pardon. Bir şey var mı ama? Seni seviyorum Mona Lisa'm. Seni çok seviyorum. Ben de çok. Ben de seni deliler gibi seviyorum. Mona Lisa deliler gibi deyince hatırladım. Evvelsi gün akıl hastanesinden bir deli kaçmış, biliyor musun? Şşt, Nalan abla, en heyecanlı yeri ne olur konuşma ya. Yok canım. Olur da sana rastlarsa kan çeker Allah korusun diye ben şey yaptım. Ya niye öyle diyorsun Nalan abla, ben deli miyim? Hayır canım, şaka yapıyorum. Sen deli filan değilsin. Sen daha çok bir salaksın bence. Yani? Peki beni çok mu seviyorsun Mona Lisa? Çok Roberto. Seni çok seviyorum. Ne kadar çok mesela? Mesela anneni mi daha çok seviyorsun? Hoppala, benim... böyle soru sorulur mu canım? Mesela ben annemi sizden daha çok seviyorum Nalan abla. Niye belli olmuyor o zaman? Nasıl? Günün 24 saati, haftanın 7 günü bizdesin. Yok Nalan abla, ben aslında arada sırada gidiyorum ya bizim eve. Charlie sana tecavüz etmeye kalkmasa hiç gideceğin yok. Nasıl yani? Bugün dizinin son günü.
Sonunu kaçırmayalım. Tamam. Peki yengeni mi? Beni mi daha çok seviyorsun Mona Lisa? Aa, yengeye kadar düşmüş çocuk. Yazık. Galiba Suzan yengemi de senden çok seviyorum Roberto. Aman Allah'ım. Ama Elizabeth halamla Carlos eniştemi senden daha seviyorum mesela. Ciddi mi söylüyorsun Mona Lisa? Ciddi mi söylüyorsun aşkım? Tabii ciddi söylüyorum Roberto. Tabii ciddi söylüyorum. O kadar mutluyum ki Mona Lisa. Ay, gitti işte. Ben de Roberto. Neyse ki mutlu son oldu. Kapat şunu. Neyse. Aferin aferin. Yavaş yavaş kapıyorsun şu pirinç ayıklama işini. Nasıl Nail abla? Bayağı hızlanmışım değil mi? Bir saatte dörtte birini ayıklamayı başarmışsın. Bravo. Aşk olsun Nail abla. Teker teker elini alıp acaba bu taş mı yoksa pirinç mi diye bakmazsan daha da hızlanabilirsin. O zaman yer değişelim ha. Sen pirincin taşlarını ayıkla, ben çayının bitlerini ayıklayayım, ne dersin? Olmaz. Olmaz mı? Bu iş öyle pirinç ayıklamaya benzemez. Bir tane biti gözden kaçırırsan ailecek, hatta apartmancak bitleniriz. Ha öyle yani. Kapının zili çalınıyor. Aa, aç bakalım canlar kimin için çalıyormuş. Nasıl? Aç bakalım kim gelmiş diyorum yani. Ha öyle ya yani. Öyle tamam yani. Hemen açıyorum. Yine dün göz pazarlamadan geldiler herhalde. Bakalım bu hafta ne tür bir düdüklü tencere icat etmiş Japon bilim adamları. Selam. Aa, Tarkan gelmiş. Beni gördüğüne bu kadar sevineceğini bilsem biraz daha sık gelirdim. Nasıl yani? Yok bir şey. Tarkan, sen ne zaman başladın cingöz pazarlamada çalışmaya? Cingöz pazarlama mı? Senin işte olman gerekmiyor mu? Yoksa hasta mısın? Aa, gel, gel içeri, gel. Ateşin falan var mı senin? Yok Nalan abla. Hasta falan değilim Allah'a şükür. Ne haber Charlie? Hasta değilim de biraz moralim bozuk işte. Biraz moralim mi bozuk? Yok ya, aslında bayağı bir bozuk. Bugün işten izin alıp biraz erken çıktım. Tam Boğaz Köprüsü'nün demirlerinden sarkıyordum ki... Ne? Ne? Birden aşağıdan deve kadar bir tanker geçmez mi? Bekledim tanker geçtiğinde öyle atlayayım diye ama... Hain kaptan sanki Boğaz'da demirleyecek başka yer yokmuş gibi... tam Boğaz Köprüsü'nün altına demirleyip durdu. Aa, niye? Tankerin üstüne atlayınca intihar geçersiz mi sayılıyor yani? Ne? Sen bu sahnenin sonuna kadar hiç konuşmuyorsun, tamam mı? Tamam, sustum. Tarkan, yavrum, ne köprüsü ne atlaması, ne oldu? Çok mutsuzum Nalan abla, çok. Peki ne oldu? Yine kız arkadaşından mı ayrıldın yoksa? Ha? Ayrılırken, Tarkan sen benim için fazla iyisin. Ben sana layık değilim. Sen benden daha iyilerini hak ediyorsun dedi mi sana? Sen nereden biliyorsun ya? Klasik numara, oradan biliyorum. Cilvenaz, çocuğun morali bozuk tamam, zaten. Ben sana tamam. Ne dedim? Ha? Tamam. Yok. Aslında bu defa kız meselesi değil ya. Bak. Atalarımız derdini söylemeyen derman bulamaz demişler değil mi? Hadi anlat bakalım derdini. Belki bir çaresini buluruz. Hadi canım hadi. Peki ben de sana aynı atalarımızın kelin merhemi olsa önce kendi kafasına sürer. Kel başa şimşir tarak olmaz. Kel koşsun dediler vermediler diye. Üç güzel ve özlü sözünü hatırlatsam yeterince açıklayıcı olmuş olur muyum acaba? Ne? Ben kel oluyorum Nalan abla, kel. Kel mi? Ah canım. Ay, ne yapıyorum ben ya? Ay canım. Anne bu adam da mı deli? Yok kızım deli değil. Sadece sevdiği şarkıyı dinliyor. Ya enişte adam vallahi zır denli teki ya. Niye hala bana inanmıyorsun ya? Ayaküstü sen delirtmişsindir oğlum adamcağızı. Ben gördüm. Gayet sakin ve efendi bir adama benziyordu. Peki enişte, adam madem deli değil, niye durup dururken bana senle mi bizdensin dedi o zaman? Ne dedi? Böyle sokak sapığı gibi önünü açıp bana içindeki acayip pijamayı gösterirken senle mi bizdensin, sen ne zaman çıktın, gizli kıyafetimi nasıl buldun gibi saçma sapan sorular soruyor bana. Yok artık, sen de mi bizdensin demişmiş. Gizli kıyafetimi nasıl buldun demişmiş. Yok artık yani.
Sen de sonunda inandın mı enişte adamın zırdeli olduğuna? Ne zırdelisi oğlum? Bu adam o adamlardan işte. O adamlar mı? Ya şu alışveriş dergisinden gelen gizli eleştirmenlerden yani. Alışveriş dergisinden gelen gizli eleştirmenler mi? Ha, işte şimdi yakaladım sizi. Müşteri kılığında mağaza mağaza gezip not veriyorlarmış. Yapma ya. Hı? Evet. Beğenmedikleri mağazaları dergilerinde teşhir edeceklermiş. Yok devenin nalı. Ben de aynen öyle söyledim işte. O zaman bu konuya bir eğilelim mi? Ne? Aşkım. Pamuk. Bugün nasılsın pamuğum? Bugün nasılsın aşkım? Affedersiniz beyefendi ama... Siz benim sırtımı başka birinin sırtıyla karıştırdınız herhalde. Ben pamuk değilim. Bu gördüğünüz sırt da başka birinin sırtı olur oluyor. Olur mu öyle şey aşkım? Ben senin bu incecik belini, ipek minder gibi kalçanı, lokum gibi bacaklarını hangi açıdan görsem hemen tanırım. Ne? Lokum gibi bacaklarım ama. Buyurun. Şöyle buyurun efendim. Dikkat ettim ne zamandır ayaktasınız. Biraz sonra kaldığınız yerden devam edersiniz alışverişinize. Biraz dinlenin efendim. Sağ olun. Garson, çabuk buraya bakın. Geldim enişte. Müdür bey, müdür bey. Geldim yani müdür bey. Ne içersiniz efendim? Kola, ayran, gazoz, çay, Çin çayı, Kore çayı, Japon çayı, İngiliz çayı, çarşamba çayı. Ne? En son söylediğim espriydi efendim. Biz mağaza personeli olarak müşterilerimizin sürekli gülümsemeleri için hep böyle espriler yaparız efendim. Öyle yani. Siz de kuşsuzu bulunur mu acaba? Tabii bulunur efendim, tabii bulunur. Afakancığım, hemen beyefendiye şöyle büyük bir bardak kuş sütü getir bakalım. Kuşu ağzımla tutmamı da ister misin enişte? Enişte ben şimdi burada nereden bulayım kuş sütünü ya? Der ya. Çok affedersiniz efendim. Evet. Maalesef kuş sütümüz az önce bitmiş efendim. Size başka bir şey versek, ne bileyim portakal suyu, elma suyu, şeftali suyu falan... Şeftali suyu olur bakın. Harika harika. Beyefendi hemen bir bardak şeftali suyu Afakan. Kulağımın dibinde ne bağırıyorsun enişte ya? Garson bey. Buyurun. Var mı acaba? Yok. O zaman bize daha daha nasılsınız efendim? Allah'a şükür iyiyiz. Ya Yusuf Bey ne olur bırakın, ben gelinlik falan giymek istemiyorum canım, ya. Canım olur mu öyle şey aşkım? Böyle bir beyaz gelinliği giymek her genç kızın rüyasıdır. Uzat o güzel başını da müstakbel kanunlardan ölçüsünü alıversin. Ooo olur. Bakıyorum müstakbel kocan gelmiş. Ne müstakbeli, ne kocası be? Nasılsınız Müsrif Bey? Sağ olun, iyiyim iyiyim. Pamuğuma gelinlik dikiyoruz da. Terzi mahalle kanımı ısrar etti. Gidin gelinin ölçüsünü alın gelin dedi. Biz de şey ettik yani şey. Tabii. Siz hiç ben yokmuşum gibi işinize bakın. Afakan ne olur orada öyle duracağını biraz yardım et ya. Ne olur kurtar beni yani. Yardım mı edeyim? Gideyim ben sana. Ha, anladım. Müsrif Bey. Benim kafa ölçülerim hem saç hem de kafatası bakımından pamuğunkiyle hemen hemen aynı, biliyor musunuz? Ne? Öyle mi? Evet. Pamuğun çok işi var da ondan şey edemiyor. Hadi getirin benim kafamda deneyelim şunun ölçüsünü. Olur vallahi olur. Hadi dön bakayım yavrum. Dur bakayım. Nasıl oldu baba? Aman Allah'ım. Tam geldi vallahi kız. Ben değilim ya! Ben değilim ya! We'll be right back.
Thank you.